Bildiğiniz gibi korku bazen bir ürünü almamızı sağlıyor. Bazen de reklamlarda veya bazı kamu spotlarında bir davranıştan kaçınmamızı da öğütleyebiliyor. Hemen örnek verelim. Sigara içmekle ilgili şeyler. Sigara içmek ya da çok şeker tüketmek bildiğiniz gibi zararlı şeyler. Ve kamu spotlarında da genelde sigara içmeyin gibi bazı videolar yayınlanır. Hatta sigara paketleri üzerinde de sigaranın sağlığa ne kadar zararlı olduğuna dair korkunç resimler de eklenir. Peki ama bu resimler bize ne kadar etkide bulunuyor? İnsanların sigaradan vazgeçmesini sağlıyor mu? Bugünkü konum bu. Maastricht Üniversitesi'nde bir EEG çalışması yapılıyor. Sigara içenlerle içmeyenlerin olduğu bir çalışma oluyor. Katılımcılara bir düşük dereceli mesaj, bir de yüksek dereceli mesajla sigara içmenin ne kadar zararlı olduğu anlatılıyor. Ve anlatılırken, yani katılımcılar bu mesajları dinlerken, elektrotlar başlarındayken ne kadar aynı sürede nasıl tepki verdiklerini inceliyorlar. Ama esas baktıkları noktada bu mesajlara ne kadar dikkat ediyorlar. Çalışmanın sonucu gösteriyor ki sigara içmeyen, mesela benim gibi insanlar, sigara içmek öldürür mesela. Böyle yüksek dereceli bir mesajı dinlerken dikkatlerini çok veriyorlar ama hali hazırda tiryaki olan çok sigara içen insanlar bu yüksek dereceli mesajları görmüyorlar. Bir nevi bu tiryaki insanlar aman yine aynı şeyler söyleniyor gibisinden zaten bu mesajlara alışık oldukları, zaten çok duydukları için de dikkatlerini vermiyor diyebiliriz. Maastricht Üniversitesi'ndeki bu grup sigara konusunda çok fazla araştırma yapıyor ve diğer bir araştırmasında da acaba verilen bu sigara paketlerinin üzerindeki verilen mesajlar kaybettiklerimize ve kazandıklarımıza vurgu yaptığında bir fark oluşuyor mu? Buna bakıyorlar. Burada da şöyle bir yol seçiyorlar. Kazandığımız mesajlara örnek verelim. Örneğin eğer sigara içmezseniz işte bu ay sonunda daha çok para biriktirirsiniz. Bizim kazancımıza, kazanabileceğimiz noktalara vurgudur. Ama çok sigara içerseniz kanser olursunuz. Bu da kaybedeceğimiz yani sağlığımıza bir vurgu. Peki arasındaki fark ne? Tiryakiler kazandıklarını vurgulayan, yani kazanımların olduğu mesajlar kaybettiklerimizin konu olduğu vurgulardan daha çok ilgimizi çekiyor ve daha iyi etkiye sahip. Dolayısıyla insanlar bu konuda bile negatif şeyler yerine pozitif olabilecek noktaları görmek, duymak istiyor diyebiliriz. Aynı grubun yine çalıştığı bir başka konu da acaba yakın zamanlı veya uzak zamanlı mesajlar bizi nasıl etkiliyor? Daha doğrusu sigara içenleri. Ve şunu buluyorlar, yakın zamanlı mesajlar uzak zamanlı mesajlardan daha etkili bir yapıya sahip. Yakın zamanlı ve uzak zamanlı mesajlara örnek vermemiz gerekirse, yakın zaman örneğin hamilelikte sigara kullanımı düşüklere sebep olabilir. Uzak zamanlı mesaj ise sigara kullanmak kalp krizine sebep olur. Yani bu çok geniş bir zaman değil mi? Türkçe olarak düşünürsek bile çok geniş bir zaman. Bir zaman aralığı belirtmediği için bu uzun zamanlı, uzun vadeli sonuçların etkisi bizde daha az. Bizler, insanlar, içenler daha doğrusu yakın zamanlı mesajları duymak istiyor. Sigarayı bırakma konularına ömrünü vermiş bir profesör var, Gary Koch diye. O ise sigaraları bıraktırma politikalarıyla ilgili birkaç öneride bulunuyor. Şöyle söylüyor aslında, eğer yapabiliyorsanız bu kampanyalarda kullanılan, işte sigarayı bıraktırmak isteyen kişi olarak karşımıza çıkan kişi, model çok ideal olmamalı. Yani böyle aşırı gülümseyen, tertemiz giyinmiş, dişleri çok temiz biri olmamalı. Çünkü bizler daha kendimize yakın insanları tercih ediyoruz. Dolayısıyla aşırı derecede ideal insanlar bize o mesajın ulaşmasında çok da yardımcı olmuyor. Diğer bir öneri de kampanyalarda yapılan hata diyelim daha doğrusu. İnsanlara daha çok sigaranın zararlarından bahsediliyor. Oysa ki insanları sigaraya içmeye iten faktörlere odaklanmıyoruz. Bu büyük bir hata çünkü zaten sigara içen kişi şunu söylüyor. Ben akciğer kanseri olabilirim, ben dişlerim sararacak, evet kötü kokuyorum. Bunların farkında bana farklı bir şey söyleyin diyor. Dolayısıyla biz o sonuca değil de, yani sigara içmek kötü, oraya değil de bir insan neden sigara içiyor, bunu odaklanmalıyız. Örneğin çok fazla stresi mi var, ona odaklanmalıyız. Ya da bir insan sigara içerek cool olduğunu mu düşünüyor, ona odaklanmalıyız. Yani özgüven sorunu mu var? Veya sigara içen insan acaba sigara içtiği için kilo vereceğini mi düşünüyor? Bu gibi sebeplere odaklanırsanız, asıl motive eden sebeplere, sigarayı bırakma konusunda
o tiryakilere yardım etme olasılığımız yükselir. Sigara içiyorsanız zaten muhtemelen siz isteyince bırakacaksınız. Maalesef bu kampanyaların sonuçları moral bozsa da siz istediğinizde, siz karar verdiğinizde bu kampanyalara bile gerek kalmadan aslında sigarayı bırakabilirsiniz. Başarılar diliyorum. Sizin buradan izleyicilere de sigara içen ve içmeyenlerden özellikle belirtip bu paketlerin üzerindeki mesajlar sizi nasıl etkiliyor ya da neden etkilemiyor? Bunları bana yazarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Sigarasız güzel günler, sağlıklı günler diliyorum.